Şimdi her şeyden önce çok güzel bir lig maçı oldu. Ya bizim için bu maç hakikaten çok önemliydi. Geçen hafta bütün takımlar puan kaybetti. Bizim onu daha da iyi bir avantaja çevirmem için mutlaka buradan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Ama çok eksik arkadaşlarımız vardı. Çok olmasa bile takım etkileyen arkadaşlarımız vardı. Sonra maça tam çıkarken bu sefer Fernando'da bir problem çıktı. Onu da riske etmedik. Öyle maça çıktık. Kone ile çıktık. Ve tabii ki golümüzü de attık. Mücadelemiz de çok çok iyiydi. Ama ikinci yarı yaptığımız hatalar oldu. Goller yedik. Ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Teslim olmadık yani. Maçın son saniyesine kadar sürekli şekilde taktik değiştirdik. Forvet'le çoğalmaya çalıştık. Riske girdik. Orta sahamızı tamamen neredeyse bıraktık. Yeter ki bir gol bulalım diye. Onu da son saniyelerde bulduğumuz için mutluyuz. Şimdi arada kupa maçı oynadık. Gençler Birliği tabii ki kupa oynamadı. Biz kupa oynadık. Bu kupa maçında da oynayan arkadaşlarımız vardı. Şu bir gerçek. Dar bir kadromuz var. Hem kupa hem lig oynadığınız zaman mutlaka yorulan veyahut da maç yapan arkadaşlarımızın tam verim alamıyoruz. Onun için bizim için bu zor bir haftaydı. Şimdi son saniyede golü de attığımız için bu galibiyet kadar çok çok önemli oldu bizim için. Şimdi buradan çok çıkarılacak dersler var. Yani olmayan arkadaşların yerine oynayan arkadaşların daha iyi verim vermesi gerekiyordu böyle maçlarda. İnşallah onları da devre arası kazanacağız mutlaka. Mutluyuz tabii ki, puan aldığımız için mutluyuz. Bir de takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ben. Arkadaşlarımız gerçekten maçın son saniyesine kadar oyundan kopmadılar. Çok da güzel oldu yani son saniyede gol atıp puan almak. Onun için yapacak bir şeyimiz yok. Hedefimiz 3 puan ama bir puan da bizim için çok güzel bir şey deplasmanda olduğu için. Şimdi tek hedefimiz Göztepe maçını iyi bir şekilde bitirmek. İnşallah oraya sakat arkadaşlarımız ve cezalı arkadaşlarımız da gelecek. O maç bizim için bir final maçı oldu şimdi. Buyurun. Buyurun siz buyurun. Hocam tebrik ederim. Sağ olun. Güzel bir oyuncusunuzdan dinlersiniz de. Size inanan, yani Sivasspor'a inanan bir sürü insan var. Şampiyon deniliyor. Tabii erken bir anlar yapılmış ama siz şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bize bu oynadığımız oyun bazı şeyler var. Onların da olması gerekiyor. Şu andaki bizim oynadığımız oyunla ve bulunduğumuz konumla şampiyon olmamız çok zor. Yani bunlar yetmez. Yani bize yetmez yani bunlar. O yüzden de bizim şimdi şampiyonuz demek veyahut da şampiyonluğu oynuyoruz demek mümkün değil. Yani şu anda biz lideriz. Şu anda ligin lideriyiz. Bana göre esas lig ikinci yarı başlıyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynanacak. Eğer biz hem takviye yaparak hem destek almamız gerekiyor mutlaka. Onları yapabilirsek o zaman biz şampiyonluğa oynayabiliriz. Bazı şeyler yapabiliriz. Ve şu oynadığımız oyununda çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer biz böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor. Yani. Şimdi biz şöyle, bizim kadromuza baktığınız zaman 90 dakikadan her maç 90 dakika oynayan arkadaşlarımız var. Yani bir dar bir kadromuz var. Onun için bizim mutlaka devre arasında en az 2-3 tane çok iyi oyuncular almamız gerekiyor. Bu tabii ki takımın dengesini bozmadan alınması gerekiyor arkadaşlarımızın. O zaman biz iyi şeyler yapabiliriz. Çünkü lig ikinci yarı başlıyor, zaten bir hafta 10 gün bir ara var. Ondan sonra kupa oynuyorsunuz, 3 gün sonra lig oynuyorsunuz, 3 gün sonra kupa oynuyorsunuz, 3 gün sonra lig oynuyorsunuz. Yani bunu kaldıracak kapasitede bir takım yapmamız lazım. O zaman tabii ki iyi şeyler olabilir. Veyahut da bu İlk yarıda gösterdiğimiz performansın biraz daha üstüne çıkmamız gerekiyor yani. Buyurun. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Ya Anadolu takımı olarak gösterdiğiniz performansa dolayı. Türk futbolu çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bir Anadolu takımının yıllar sonra üç büyüklerin şampiyonluğu oynamasına baş kaldırması, Karadeniz'den yıllar önce böyle bir baş kaldırı gelmişti. Yakın zamanda da Bursa Spor böyle bir başarıya imza attı. Ama biraz önceki ifadelerinizde biraz karamsar demeyeceğim ama ülke futbolunun gerçeklerini mi konuşmaya çalıştınız? Ama Sivas Spor'un şampiyonluğu ülke futboluna neler kazandı? Bunu da sormak isterim. Biz şimdi karamsar değiliz, kesinlikle karamsar değiliz. Ama şimdiden biz şampiyon olacağız demek bana göre çok doğru bir şey değil. Şimdi benim söylemek istediğim, bir kere eksikleri tamamlamak gerekiyor. Tabii ki bizim altyapımızdan oyuncu kazanıp oynatmamız daha iyi. Bizim genç arkadaşları bulup oynatmamız daha iyi. Bugün Volkan oynattı. Ben ilk defa oynattım.
Çünkü niye? Yetenekli bir arkadaşımız ve işte yapabildi, gerçekten de çok iyi oynadı. Yani şimdi böyle bulursak zaten bir sıkıntımız olmaz. Ama şimdi diğer takımların bütçesiyle bizim bütçemizin bir olması mümkün değil. Bazen biz o üç büyüklerin aldığı bir oyuncuyla biz bütün takımı yapıyoruz. Bu bir gerçek. Anadolu'nun en büyük gerçeklerinden biri o. Ama çok iyi kadro yapanlar da var. Örneğin bana göre şu anda Türkiye'nin en iyi kadrosu Başakşehir'de. Yani çok iyi bir kadroya sahip. Çünkü imkanları var. İstediği oyuncuları alabiliyor. Bizim zaman zaman öyle sıkıntılarımız oluyor. İşte ben de onu söylemek istiyorum. Eğer biz bu takıma takviye yaparsak kesinlikle iyi şeyler yapabiliriz. Takviye şart. Ama öbür türlü taraftar çok önemli. Yani takımıyla beraber. Yönetim zaten üstüne düşeni yapıyor. Bana göre Türkiye'de maddi açısından çok hiç sıkıntısı olmayan kulüplerin başında gelir Sivasspor. Hiçbir zaman oyuncusuna karşı mağdur etmez. Günü gününe her şey ödenir. O yüzden herkes huzurlu şekilde çalışıyor. Ama şimdi bu takıma her türlü manevi desteği de verdikten sonra, bir de biraz önce söylediğim gibi bizim bu bir gerçek. Bugün zaten belli oldu. Bizim kesinlikle birkaç tane oyuncu almamız gerekiyor. Takımın dengesini bozmadan ama. O zaman yukarıyla başa çıkabilirsin. Çıkmamak için bir neden yok. Artı biz tabii ki onlar kadar büyük transferler zaten istemiyoruz. Biz sadece takımımıza ayak uyduracak, takımımızı bozmayacak, mütevazi bir takımımız var. Onunla beraber gidecek arkadaşlar arıyoruz. Hatta biz yurt dışı değil, hatta yurt içinden bile oyuncu alabiliriz. Yani hiçbir sorun yok. Yani benim aldığım işte Aron'u kimse bilmez. Stoper oynuyor. Ümraniye'den aldık. Yani bir sürü arkadaşımız var. İkincilikten aldık. Kalecimizi ikincilikten aldık. Yani onun için alırız. Yani biz öyle üst düzey para verip oyuncu alma şansımız yok yani. Vay be. Var mı? Gençler Birliği maça iyi başladı ve atakları buldu. Atakları değerlendirildi. Bazen gol oynuyoruz siz. Ancak ikinci yarıda Gençler Birliği yine ataklarla başladı. Bu sefer golü buldu. Sivas Tekir'de yaptığı iyi yapamadı ikinci yarı. Ve şimdi biz böyle bir şeyi bekliyorduk. Kadromuzun da azlığından dolayı böyle bir şeyi bekliyorduk. Ve bu maçın zor olacağını da bekliyorduk. Biz golü bulduktan sonra artık ikinci gole oynamaya çalıştık. Çünkü iki forvetle oynattım ben. Tabii ki orada hatalar yaptık. Golleri yerken hatalar yaptık. Bir de şu var. Şimdi şöyle. Eğer biz lider değil de buraya 10. veya da 9. sırada gelseydik Gençler Birliği ile böyle bir tempolu maç oynayamazdık. Kesinlikle. Yani onun için Gençler Birliği tabii ki bize karşı bilenmiş veya da bilenmiş derken yani haklı olarak hırslanmış. O da normal. Oynamamış, kupa maçı oynamamış. Biz kupa maçı oynayan arkadaşlarımız da vardı. O yüzden bizim tempoda veya da bazı hatalarda oyuncularıma ben kızamıyorum. Haklı olduğu yönler çok. Bugün bazı arkadaşlarımızdan beklentiyi alamadık biz. Yani onları alabilseydik veya da işte Emre Fernando gibi arkadaşlarımız hazır olsaydı, burada olsalardı bu maç çok daha farklı olurdu. Yani bizim daha çok pozisyon olurduk, biz daha çok ileride top tutabilirdik. Ama dediğin gibi herkes de elinden geleni yaptı. Hiçbir zaman oyundan da kopmadı. Dediğim gibi de kupa maçında oynayan arkadaşlarımız, 90 dakika oynayan arkadaşlarımızı da oynatmak zorunda kaldık. O yüzden tabii ki bugün hem tempomuz hem de bazı şeyleri yapamamamız doğal yani. Teşekkürler. İyi akşamlar.